Aksaray'da 2 senedir en azından pandemiden dolayı sıkıntılarımız devam ediyor ve katmerlerek devam edip gidiyor. Tabii bir idarede bir değişiklik oldu ama sorarsanız çalışanlar açısından, doktorlarımız açısından sağlık çalışanının problemleri bitti mi ya da çözüm noktasında bir şeyler üretiliyor mu? Kesinlikle en azından Türk sağlık sanayisi olarak ben bunu söyleyebilirim. Sorunlarımız devam ediyor. Doktorlarımız Aksaray'a geldiğinde ya da gelme amaçlarından bir tanesi mesleklerini icra edebilmek. Doktorlarımız da rahatlıkla mesleklerini icra edebilmek için, vatandaşlara hizmet verebilmek için huzur ararlar. Eğer huzur yoksa hiçbir çalışanı burada tutamazsınız. Buna doktorlarımız da dahil, sağlık personeli de dahil. Eğer burada huzurlu bir çalışma ortamı yaratılıyorsa kendisine, rahatlıkla işini yapabiliyorsa, ameliyatlarını yapabiliyorsa hiçbir problem yok. Ama sıkıntılar çok olduğu yerde bir hekimi, yetişmiş bir hekimi burada tutma imkanımız yok. Maalesef bizim Aksaray olarak da sıkıntımız bu diye düşünüyorum ben. Doktorlarımızı buraya tayin istedi, geldi. X bir uzman doktorumuz. Şimdi biz bunun için poliklinik hazırlamamız lazım. Gelen vatandaşlara rahat bir muayene süresi tabii yerine getirmemiz lazım. Bunun ameliyat saatlerini ayarlamamız lazım. Kendi polikliniğini kendisi ayarlaması lazım. İstediği personeldir, teknik hizmetlerdir. Biz bunları sağlamadığımız sürece yani hiçbir doktorumuzu istediği, talep ettiği ya da ben şu hizmeti, şu malzeme lazım bana dediği şeyi biz alamıyorsak, kendine veremiyorsak bu doktor burada durmaz. Şimdi tabii Cumhurbaşkanımızın ben tabii şöyle düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız ait 14 Mart'ta Tıp Bayramı'nda bir açıklama yapacağını düşünüyorum. En azından umut ediyorum. İnşallah öyle bir beklenti içinde sağlık camiası var. Ama yani doktorlarımızın dışarıya gitmesinden açıkçası bir sendika başkanı olarak gönlümüz razı olmaz. Yani dışarıdan gelecek hiçbir hekim de bizim kendi doktorlarımız kadar hizmet edeceğini düşünüyorum. Niye? Nitelikli bir hekim gelmez. Niye gelsin? Ya yani 3. dünya ülkelerindeki hekimler gelir. Onlar da bizim hiçbir derdimize çare olmaz diye düşünüyorum. Birinci önceliği para olarak lanse ediliyor ama evet, özlük haklarında belki para vardır. Çünkü doktorlarımızın gerçekten bir uzman hekimimizin 10 lira 11 lira gibi bir ücreti var. Yani bu maaş konusuna geldiğiniz zaman gerçekten çok düşük kalıyor. Ya bir askeri ücretin 4.250 lira, 4.500 lira olduğu bir de 10.000 lira, 11.000 lira bir doktorun maaşı olmamalı. Yani şimdi bu özlük hakları, huzursuzluk olduğu zaman özellerde ne yapıyor? Sana diyor gel kardeşim, aldığın orada devlet şunu alıyorsan ben sana şunu veriyorum diyor. Niye? Özelde çalışma ortamı iyi, huzur var, hastalarına daha iyi, fizik şartları daha iyi. Yani biz elimizde tutamamızın sebebi başta bence o. Ama hekimlerimize hak ettiği bence maaş konusunda bu ek döner sermaye ya da performans kastetmiyorum. Yani emekli kesene esas olan paradan bahsediyorum. Gerçekten bu yazık. Bir uzman doktorun yani 10 senesini okul için harcayan bir uzman hekim için çok bir düşük para. Bu konuda tabii müzdarip olduklarını söyleyebilirim. Tıp fakültesinden yeni mezun olacak doktorlarımız zaten pratisyen doktorlarımız. Uzman hekimlerimiz değil. Orada mezun olduktan sonra bunlar TUS sınavına giriyorlar. Uzman branşlaşmak için tekrar bir 5 sene daha okuyorlar. Yani onun için biz yeni mezun olan bir doktoru getirmemiz, onlar sadece bizim ilçe hastanelerimizde, acillerimizde çalışabilen pratisyen hekimlerdir. Onlar bizim tabii. Yani uzman hekimle onları karıştırmamak lazım. Sağlık Bakanlığı'nın bir randevu sistemi var. Yani randevu sisteminden alıyorlar ama bunun Aksaray özelinde düşündüğümüz zaman bu planlamayı Eğitim Araştırma Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü yapmak zorunda. Yani şimdi ben bir vatandaş olarak ben randevumu alıyorum. Diyor ki bana yarın işte ayın 11'inde 10'da randevum var. Geldiğinde örnek olarak ben şunu söylüyorum. Ben o randevuya gelmedim. Şimdi doktora biz yetki vermesi lazım ki o gelmeyen hastanın yerine bir randevu açması lazım. Yani bu Sağlık Bakanlığı'na ilgili bir problem ama bunun Aksaray ayağında da bunda sorumlu olan başta Eğitim Araştırma Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü. Çünkü bunun planlamasını
Eğitim Araştırma Hastanesi yapmak zorunda. Yani benim gördüğüm, yani bir sendika başkanı olarak yani benim gördüğüm bu. Ya planlamayı biz doğru. Ortopedi doktorları, göz doktorları ya da dahiliye doktorlarımızın çalışma poliklinik durumlarını ayarlayan Eğitim Araştırma Hastanesidir. Peki. İl Sağlık Müdürlüğü'dür. Sorun olarak benim gördüğüm, sağlık çalışanı huzurlu değil. Huzurlu olmadığı zaman da bu kime yansır? Vatandaşa yansır. Yani sabah mesaiye gelen bir personel, doktorumuz, evimiz, hemşiremiz, laboratuvar teknisyenimiz kapıdan içeri girdiği zaman huzurlu ve mutlu mu? Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi bizim tabii bunu il genelinde değerlendirmek lazım. Şimdi Sağlık Bakanlığı atama yaptığı zaman bizim Aksaray'daki bütün doktorlarımızı ele alıyor. Niye? Bizim Aksaray'da 4 tane özel hastane var. Şimdi onları da bunun içine kattığı zaman bizim eğitim araştırmaya gelebilecek doktor sayısını kısıtlıyor. Yani bu hastaneleri de saydığı için bizim yeterli sayıdaki doktorlarımızı bu konuda tabii bu iş siyasete düşüyor. Yani niye Nevşehir'i, Niğde'yi, Kırşehir'i aynı ölçekteki ili düşündüğümüz zaman onlar bizden daha iyi. Niye? Doktor sayısı, personel sayısı. Biz halen biz 200 yataklı hastaneyi açtık. Sağlık personelimiz geldi mi? Gelmedi henüz. Peki hele temizlik elemanı, büro elemanı alındı mı? Alınmadı. Biz sayımızı artırdık ama personel sayımızı artıramadık. Yatak sayımızın artmasına rağmen önce onlar yapılmalıydı ki biz bu sıkıntıları yaşamamalıydık. Yani bana göre birazcık da bu planlamayı Sağlık İl Müdürlüğü nezdinde, tabii siyasetimizin de bu işe el atıp bir an önce bu sorunlarımızı çözmemiz lazım. Mart ayında alınacak diyor. Alınacak tarihi belli mi? Belli değil. Ama biz 200 yataklı hastaneyi açtık. Yani onun için bizim ne oldu? Yetersiz doktor sayımız belki, personel, sağlık personeli bir kez 400-600 yatakken 800 yatağa çıktı. Ama biz hizmet verirken neye göre veriyoruz? 600 yatağa göre veriyoruz. Ya bu konuda da tabii siyasetimize çok iş düşüyor. Türk Sağlık Sen Şube Başkanı olarak ve Kamusen Aksaray İl Temsilci olarak benim idaricilerden, siyasetçilerimizden, il başkanlarımızdan talebim sonuçta sağlık çalışanı eğer huzurlu ve mutluysa, rahatlıkla işini yapabiliyorsa buna yansıyacak kime? Vatandaşa hizmet demektir. Yani biz birilerini suçlayarak, bir yerlere laf atarak bu işler olmuyor. Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hiçbir idarecimizle bir sendika başkanı olarak görüşme fırsatımız olmuyor. Eğer ben gidip de bir idareciye, bir çalışanın, bir vatandaşın sıkıntısını anlatamayacağınızı kime anlatacağım? O zaman da siz basınlara düşüyor. Sizlere geliyoruz, biz derdimizi anlatıyoruz. Siz de kamuoyuna bunu duyuruyorsunuz. Başka bizim inanın sıkıntımız bu. Sonuçta ben özelimi anlatmıyorum. Ben sağlık çalışanı eğitim araştırma hastanesinde İl Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık çalışanın sorunu varsa ben gidiyorum idarecilerime onu anlatıyorum. O kadar çok arkadaşımız hasta oldu ve halen de hasta olmaya çalışıyor. Hasta oluyorlar pandemiden dolayı. Ne oldu? 2 senemiz geçti. Ama kuru bir alkışla bu işler olmuyor. Eğer biz her konuda sağlık çalışanını idareci olarak, siyasetçi olarak değerlendirirsek bundan karlı çıkacak Aksaraylı vatandaşlardır. Benim Aksaray'da hemşehrilerinden ricam, yani sağlık çalışanlarına sahip çıkmaları. Yani ya değilse bizim başka, niye doktor durmuyor? Durmaz. Yani burada huzur yoksa, rahat yoksa, işini, mesleğini icra edemiyorsa niye dursun? Malzemesi yoksa, buna sahip çıkan yoksa, birilerinin eline bu iş geçtiyse, 3-5 kişiyle bu iş idare edilmeye çalışıyorsa yapacak da hiçbir şey yok. Yani gelen doktorlarımız gider.